Melek yüzlü şeytan yine teşrif etmişler maalesef okula. Şu kızı görünce tüylerim diken diken oluyor. Gelsene şu depo meselesini soralım. Ne tepki verecek merak ediyorum. Gerek yok ya, boş ver. Yalan diyecek, ne diyebilir? Olsun, ben yine de sormak istiyorum. Çünkü maalesef ki onlarla ilgili her pislik hikayenin doğru çıkma ihtimali çok yüksek gözümde. Her geçen gün el yükseltiyorsunuz bakıyorum. Efendim? Her geçen gün içinde senin de olduğun daha iğrenç bir hikaye duyuyoruz, onu diyorum. Bir şeyler saçmalıyorsun da anlamıyorum. Daha net olsana. Sevgi teyzeyi depoda tutup ölümüne sebep olmuşsunuz ya, onu diyorum Yasmin'cim. Ne? Ne saçmalıyorsun sen ya? Akif amca ve anneni konuşurken duydum. Ne kadar inkar etseler de eminim ben duyduğuma. Hayır, yok öyle bir şey. Olsa söyler miydin peki? Kendi babaannenin ölümüne sebep olduğunuzu söyleyecek kadar cesur, bu kadar vicdanlı olabilir miydin gerçekten? Ne oluyor yine ya? Bitmedi mi şu yanlış anlaşılamıyorsun? Ulaşmayalım demiştim Aybike. Ortada bir yanlış anlama falan yok Ömer'cim, yok. Asiye ne diyorsa ben her harfine inanıyorum. Çünkü bu kızdan da, o annesinden de her şey beklenir. Nereden böyle saçma sapan şeyler çıkarıyorsunuz anlamıyorum ama annem de ben de kimse böyle bir kötülük yapmayız. Tamam mı? Kaç sen, kaç. Düşecek melek masken ama. Aybike tamam, yeter. Çıkışma Aybike Ömer. Ya tamam, özür dilerim de Akif'i de duydum. Yani daha neyi sorguluyorsunuz, ben onu anlamadım. Anlama. Sen anlama Ömer. Git körü körüne o insanlara inan. Aklından da asla benim doğru duyabilmiş olma ihtimalim geçmesin, tamam mı? Gel Aybike gidelim ya, boşuna nefes harcıyoruz. Anlayan yok zaten. Asiye sana ne oldu böyle ya? Al şunun tabanı üstüne kaçtı. Bak yine çift görmeye başladım.